Merhaba değerli dinleyiciler, Radyo Gözlem'de gündeme dair programına hoş geldiniz. Ben Gizem Kapusuz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Milas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Reşit Özer bizlerle birlikte. Yarın başlayacak olan 10. Milas Zeytin Hasat Şenliği öncesinde oda faaliyetleri ve bölge ekonomisine dair merak edilen pek çok konuyu Sayın Özer'le konuşacağız. Milas'ın ticaret, sanayi ve zeytincilik potansiyelini, şenlikte bizleri nelerin beklediğini ve Milas'ın geleceği için atılan adımları hep birlikte öğreneceğiz. Sayın Özer, Radyo Gözlem'e hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Şimdi festivalimizle ilgili konuşacağımızı söyledim ama festivalle ilgili konuşmadan önce isterseniz sizlerden öğrenmek istediğimiz birkaç konu var. Onları öğrenmek istiyorum. Özellikle de oda faaliyetleriniz hakkında. Tabii. İlk olarak da Milas Ticaret ve Sanayi Odası olarak 2024 yılında hangi önemli projeleri gerçekleştirdiniz? Bunu öğrenmek istiyoruz. Evet, teşekkür ederim. Şu an Milas Ticaret ve Sanayi Odası'nda 3000 tane üyemiz var aşağı yukarı bugün itibariyle. Biz tabii yılbaşından beri çalışmalarımız şu yöndeydi. Üyelerimize nasıl yardımcı olabiliriz? Bunun için bir dijital ehliyet. Kamyoncu esnafımızın, bizim şoför esnafımızın dijital ehliyetle ilgili bir takım sorunları vardı. Daha önceden Muğla'ya, vilayete gidiliyordu. Biz bunu 1-2 sene uğraştık ve yılbaşından itibaren de dijital ehliyeti burada vermeye başladık. Sadece bir fotoğrafıyla bize kimliğiyle başvuruyor. Aynı gün dijital ehliyetini alabiliyor. Bu hakikaten iyi bir faaliyet olduğunu düşünüyorum. Tabii arkasından en önemlisi K1, K2, K3 dediğimiz K serisi. Bilhassa motorlu taşıtlarda, kamyoncu esnafımız veya taşıma yapan firmalarda bunların belirli süreleri var. Bunlar da dolduğu zaman Muğla'ya gidiyorlardı. Ve gidiyorlardı bu sefer atıyorum 3-5 gün sonra tekrar bir daha almak için. Bir zaman kaybıydı. Bunu normalde genelde hep vilayetlerde veriliyor. Sağ olsun Türkiye Odalar Birliği Başkanı Rıfat Bey'e de anlattım. Çünkü bizim burada ciddi bir kamyoncu, ticaretle uğraşan bir nakliye şirketlerimiz var diye. Ve bunu da almayı başardık. 3 aydır da K belgesi, taşıma belgelerini biz veriyoruz. Odamızda anında geliyor. En azından belgeleri almasa bile aynı gün, ertesi gün tekrardan. Yani çok kısa sürede bunları çözdük. En önemlileri bunlardı. Tabii bunun yanında e-belgesi dediğimiz artık hani eskiden üyelerimizin bile odaya gelmeden internet ortamında kendi aidatlarını, belgelerini anında alabiliyorlar. Bununla ilgili de gene aynı şekilde WhatsApp hattı kurdum. Hani şikayetleriniz, önerileriniz. Benim için önemli olan üyemin memnuniyeti. Biz bunu en üst safta tutuyoruz. İşte yönetimimiz ve meclisimizle neler yapabiliriz, nasıl yardımcı olabiliriz? Bunlarla ilgili ayrıca ikinci el otomobil satışlarıyla ilgili de bizim motorlu taşıtlar satış belgesi verme yetkimiz var. Bunu 3-4 ayda bir talebe göre böyle kurslar açıyoruz. Bu kursları bitirenler bu belgeyi alabiliyor. Bu da bir hizmetimiz bizim. Aynı zamanda emlakçılar için gayrimenkul danışmanlık satış belgesi. Buna çok ciddi bir ilgi oluştu. Bununla ilgili de aynı şekilde imtihanlar açarak bizim odamızda bu belgeyi eğer hak edenlere bu belgeyi takdim ediyoruz. Aynı zamanda KOSGEB birimimiz var. Aynı zamanda yeni işe başlayan bilhassa kadınlarımız için desteklerimiz var. Tabii bunları hep internet sayfamızda yayınlıyoruz biz. Yani amacımız Milas'ta hizmet verecek veya bir yere yeni işe başlayacak kişilere en kısa sürede nasıl yardımcı olabiliriz, destek verebiliriz. Bunun gibi en önemlileri, daha başka şeyler de var. Hijyen eğitimlerimiz var. Normalde iş yeri açmak için eğitimlerimiz var. Ama en önemlileri bunlar. Çünkü bunlar her zaman hani kullanılan ve gerçekten yaptığımız talebi de olan bir durum. Bununla ilgili. Zeytin ve zeytinyağı da mesela bundan geçen ay hatta Ekim ayında 2 kurs yaptık. Amacımız zeytinyağı operatörlerine en önemlisi bakın. Kalfalık ustalık belgesi artık zeytinyağı tesisi açmak için belgeye ihtiyaç var. Veya yanında çalışanlar için de bilgilendirmeler yapıyoruz. Ve bu çok önemli bir olay. Bunu özellikle bugün 80'e yakın fabrikamız var. Bu çalışanların bu belgeyi almaları veya yenilemeleri gerekiyor. Bunlarla ilgili hocalarımızı getirdik. Kaliteli üretim. Birazdan değineceğim bunlara. Bu belgeleri de veriyoruz. Aynı şekilde okulla işbirliğindeyiz. Çıraklık Eğitim Okulu ile beraber projelerimizi yapıyoruz. Üniversiteyle çalışmalarımız var. Yani elimizden geldiğince çok geniş kapsamlı neler yapabiliriz diye bir çalışma içerisindeyiz. Her şey açığız. Yani mesela kuaförler için olabilir, başka iş kolları için olabilir. Bize başvurduklarında 8-10 kişi bir araya gelince biz bu kursları açabiliyoruz. Çok güzel. Şimdi Milas Ticaret ve Sanayi Odası ve Reşit Özer ismi birleşince benim aklıma gelen coğrafi işaret.
coğrafi işaret ürünlerimizi biliyoruz ama 2004 yılında yine coğrafi işaret aldık mı Milas Ticaret ve Sanayi Odası olarak? Mesela bu sene bir ciğerimiz var bizim meşhur. Ciğer ve köftemiz. Milas ciğerimiz, Milas köftemiz. Şu an bizim Türkiye genelinde ben bilgi de vereyim. Türk Patent Kurumu'nda 1650 tane tüm Türkiye'de coğrafi işaret var. Bunun 13 tanesi Milas'ın. Ve 2 tane de bekliyor. Aralık sonu gibi de 2 tane daha ürünümüz var inşallah. Hedefimiz yeni yılda 20. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz. Neden coğrafi işaret? Bazıları diyor haklı olarak. Ya bu kadar niye? Ama işte tanınırlığı arttırmak istiyoruz. Hani ileri noktalara artık ekşili köftemiz, vekil harcımız, işte bahsettiğim ciğerimiz, köftemiz, çıntar kavurmamız gibi, ekşili köftemiz gibi, böreklerimiz, bakın çaykama minas böreğimiz. Yani bunları yeşil zeytinimiz, çizik zeytinimiz, bunları ileri noktalara taşımak için en azından bilinirliğini arttırmak istiyoruz. Ve ne yaptık? Bundan 3-4 ay önce köfteci, ciğerci esnafı dolaşarak bizim daha doğrusu standartları belirlediğimiz standartlarda köfte, ciğer, minas böreği, çaykama yapanlara belge veriyoruz. Ve diyoruz ki esnafımıza buradan güvenerek bizim istediğimiz işte standartları belirlediğimiz köftesini, ciğerini, ekmeğini veyahut da işte böreğini alabilir diye esnafları dolaştık. Bizim üyemiz olması önemli. Önemli olan minas da olmaz. Minas da olması. Bunlarla ilgili de amaç dediğim gibi marka ve bilinirlik arttırmak. Peki bu esnafları belirledik dediniz, kriterlere uyan. Evet. Bu kriterleri nasıl belirlediniz? Şöyle, Türk Patent Kurumu'na başvuru yaparken biz mesela diyoruz ki, bizim örnek vereyim, böreğimizin içerisinde işte olması gereken ebe gümeci, hardal gibi, ısırgan otu gibi bunların gramajları var. Bunları zaten bir taahhüt altına alıyoruz. Diyoruz ki daha önce dolaşıyoruz. Bakın diyoruz, bizim böreğimizde, ciğerimizde, köftemizde bu standartlarda inceleyin. Eğer bunları yapmayı taahhüt ederseniz size bu belgeyi verelim. Yani onlar önce bakıyor çünkü belli bir taahhütü altına alıyoruz. Bu taahhüt çok önemli. Bunu yapmanız gerekiyor diyoruz. Tabi arada bir kontrollerini yapıyoruz. Bu arada belediyemize ve ilçe tarıma da sağ olsun onlara da söyledik. Onlar da en azından hani değerlendirme yapıyorlar. Yani bu önemli bir olay çünkü bu marka değerini arttırıyor. Artık hani bugün marketlerde bile bakın bugün Makro Center'da Minas zeytinyağımız var. Şimdi böreğimiz girecek. İşte BİM'lerde Minas böreğimiz var. Yani bunlar önemli. Hep bunlar coğrafi işaretli. Kaliteli ürünler. Tabii bu marketlerde bunun bir incelemesini yapıyor, standartlara ölçüyor, ona göre alıyor. Böyle bir şeyin olması bizim marka değerimizi yükseltir. Biz bunu şimdi İzmir, İstanbul ve Türkiye'ye yaymayı düşünüyoruz. Ki hani Milas'ın markalarını artık insanlar alışsınlar veya Milas markalarını talep etsinler. İstanbul'da derneklerimiz var, Muğlalılar Derneği var, İzmir'de Milaslar Derneği var. Onlarla devamlı konuşuyoruz. Lütfen diyoruz, mümkün mertebe Minas ürünlerini tercih edin. Minas olarak tabii ki Minas kesinlikle ürünleri tercih etsinler. Kesinlikle, aynen biz de bunları tercih ediyoruz. Evet, Minas ekonomisini güçlendirmek adına o zaman ODO olarak ne tür destek programları ve teşvikler sunuyorsunuz? Biraz önce bahsetmiştiniz. Evet. Biraz daha açabilir miyiz tabii bu konuyu? Tabii. Şimdi yani bugün işte demin de söylediğim gibi iki tane Avrupa Birliği'nden coğrafi işaretini almış Minas zeytinyağımız ve Minas yağlı zeytinimiz var. İnşallah en kısa sürede de çekişke zeytinimizi bekliyoruz. Bakın Avrupa Birliği'nde 29 tane ürün var. Bunun içerisinde iki tane Minaslı var. İki tane ürünümüz var. Mesela biz 2020 yılında Minas zeytinyağını coğrafi işareti ilk ve tek aldığımızda hiç kimse yoktu. Beşinci üründük ama hep böyle baklava yani zeytinyağı da tektik. Ve bu bize çok şey kazandırdı. Ne kazandırdı derseniz son 4 yılda 10 tane Minas bölgesine fabrika kuruldu. Yeni bir iş istihdamı sağlandı. Kalite geldi. İnanın Amerika'ya, Kanada'ya, Almanya'ya, Berlin'e, İspanya'ya ihracat yapan zeytinyağı firmalarımız var. Buralara mal göndermek kolay değil. Ama bu nasıl oldu? Erken esas, soğuk sıkım ve kaliteli üretim. Biz bunu destekledik. Biz geçen sene Milas Belediyesi ile aynı şekilde İzmir'de Bornova'da araştırmacılık enstitüsü var tarımla ilgili. Bunlarla bir proje yaptık. Dedik ki kaliteli zeytin üretimi. İşte bu halkalı leke dediğimiz zeytin sinekleri var. Bunlarla mücadele yapmak için pilot bölgeler seçtik. Bakın bir tanesi Selimiye'de, bir tanesi Ağaşlık'ta, bir tanesi de Çamköy tarafında. Zeytinliklere ücretsiz İzmir'den ekip geliyor. Bunlar hepsi mühendis. İnceleme yaptılar. Benim amacım üreticim kazansın. Yani üreticim kaliteli zeytin ve zeytinyağı yapsın. Ben bunun peşindeyim. Bu sayede kalitemiz arttı ve ben inanıyorum Minas ekonomisine çok ciddi katkı sağladık. Para buraya geldi. Peki bundan bahsederken hemen araya girmek istedim. Kusura bakmayın belki anlatacaklarınızın tabii devamı vardır da. Yıllardır program yapıyoruz sizinle. Ziraat Odası başkanlarıyla yapıyoruz. Çiftçileri aydınlatmaya çalışıyorsunuz. Bakımı, budaması,
toplanması, sıkması. Çiftçiler nasıl rağbet gösteriyor sizin bu anlattıklarınızda, yoksa hala eski bildik usullerle toplamaya devam etmeye çalışıyorlar mı? Şimdi 2 yıldır uğraşıyoruz ve ben hala diyorum ki artık çuval diye bir şey yok. Bazıları bana haklı olarak kızabilir. Haklı demiyorum da. Maliyetler. Ama diyorum bakın artık çuval yere değdiği zaman o zeytin okside oluyor. Yerdeki bir şeylerle karışımda. Bu zeytinin hayatını, dengesini bozuyor. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Kasa sistemi. Kasaya geçmemiz gerekiyor. Bugün yeni kurulan modern fabrikalar kasasız kabul etmiyor. Şimdi yavaş yavaş tabii 80 tane fabrikamız var. Bunun aşağı yukarı 1/3'ü kabul etmiyor. Ben bunu hala baskı anlamında demiyorum. Anlatarak bunun yanlış olduğunu. Ve bakın ben şöyle bir sistem söylediğim zaman bana önce bir şaşırdılar. Artık diyorum fabrikalardan bugün doktora gidiyorsunuz, randevu alıyorsunuz. 3 gün, 5 gün, 10 gün. Fabrikalardan randevu alın. Deyin ki ben işte zeytinimi toplayacağım. Ne gün müsaitsiniz? Neden? Çünkü bilimciler söylüyor. Zeytin toplandıktan 3 saat sonra, 4 saat sonra en fazla hemen sıkım olmalı. Ki içindeki fenoller, polifenoller kaybolmaması gerekiyor. Bunu hala bazıları bana kızıyor. Ama gerçeği bu. Çünkü ne oluyor? Diğer türlü bırakıyor, götürüyor fabrikaya. Fabrikada 3 gün, 5 gün, haftalarca kalıyor. Yanlış bu. Bakın diyorum saklama kapları. Artık ben bunu söyleye söyleye krom tanklarda olmalı. Bugün net söylüyorum pazar yerlerinde, yol kenarlarında maalesef kola şişesinin içerisinde, süt şişesinin içinde zeytinyağı satılıyor. Olmamalı. Biz bunu belediyeyle konuştuk. Geçen sene bir uygulama başlattık. Salı pazarlarına artık plastiğin içinde zeytinyağı gelmemeli. Cam şişe desteği verdik, kasa desteği verdik. Yani elimizden geldiğince ama tabii hepsine yetişmek mümkün değil. Çok üreticimiz var. Ama bunu bilinçli yapanlar var. Onlar para kazanıyor. Litresini çok iyi bir şekilde değerlendiriyor. Bugün 1.000 lira, 1.300 lira, 1.500 lira litresini satan var. Bakın bundan 2 ay önce Profesör Doktor Osman Müftüoğlu, değerli hocamız, NTV'de bir canlı yayında işte zeytinyağı konusu açılınca söylediğini söylüyorum. Diyor ki dünyanın en iyi zeytinyağı Minas Memecik zeytinyağıdır. Bakın. Neden? Çünkü kuzey yağı, bizim güney yağımızın özellikle Memecik çok farklı bir zeytin türü. Polifenol değeri, içindeki fenoller, antioksidan özelliği var. Bunları bilenler, buraya yatırım yapan bu 8-10 firma bunu araştırmadan burada yatırım yapmıyor. Diyor ki ha Memecik zeytin. Biz de bunun üzerine işte ben onu sinirliyorum üreticime. Diyor ki bakın bundan 20 gün önce gene bir toplantı yaptık. Bu araştırmacılar üniversiteden geldiler. Onlar da aynı şeyi söylüyor. Kaliteli üretim. Erken hasat olmalı, cam şişe olmalı. Artık yani yağ güneş görmemeli. Ne bileyim eskiki gibi mahzende demiyorum 24-25 derecede bir yerlerde saklanmalı. Çünkü yağ altın. Ben onu diyorum altın bu. Yani hocalar söylüyor bunu. Ve diyorlar ki ilaç sanayinde kullanılan. Bunu yapmazsak biz bir yerlere gelemeyiz yani. Veya hani diğerleri çok büyük paralar kazanırken diğeri kazanamaz. Aslında söylediğiniz şeyler yapılabilecek şeyler ama kesinlikle. Biraz kolaya kaçma gibi durum var galiba çiftçilerimizde. Evet küçük üretici olabilirsin ama sonuçta bu da senin bir nevi geçim kaynağın. Kesinlikle. Dediğiniz gibi erken toplanabilir, kasalarda toplanılabilir ve satılırken fark etmez pazar yerinde de dediğiniz gibi koyu renkli şişelerde muhafaza edilmiş güneş görmeyen şekilde satılarak daha fazla kar aynen. Elde edebilirler. Yani üreticime söylüyorum bazı yani yol kenarlarında çok anormal rakamlara fiyatla yağ alıyorlar. Almayın diyorum. Bugün bir yağın maliyeti var. Bunu yani o diyorum o zaman başka bir şey var bunun içinde. Biz aldık güzel yağı tattık. Yok böyle bir şey. Çünkü bu yağın maliyetini artık fabrikalar da biliyor. Bugün pazara bakın tanesi yani tor deriz biz 100 TL'ye satıyorlar. Ben de 150 liraya zeytinyağı aldım. Alamazsın diyorum yani. O zeytinyağı olamaz yani. Bunun işlenecek fabrikası yani şişelemesi etiketi yani. Demek istediğim şu yani artık lütfen halk hani bilinçli olarak bunu hani kendimiz bu kadar marka alınmış. Avrupa Birliği çalışması yapılmış. Bak bu kadar bölge var. Yani bunu bu saatten sonra biz zaten müsaade etmeyeceğiz. Biz elimizden geldiğince Milas Ticaret Odası olarak hani elimiz taşın altında. Çünkü bugün köylerde %80-85 geçinenler zeytin ve zeytinyağından gelir elde ediyor. Bakın Milas ve bölgesinde 13 milyon zeytin ağacımız var. Her gün geçtikçe sayı artıyor. Niye? Yeni fide dikenler var. Yeniden yapanlar, arılayanlar var. Ya bu çok önemli. Bunu artık bizim bilinçli bir şekilde yapmamız gerekiyor. Ki para kazanmak istiyorsak beni dinlesinler. Ben onlara bunları yaptığı sürece ciddi olarak para kazanacaklarını taahhüt ediyorum. Anlatıyorum. Biz de eşim de benim yıllardır bu işin içerisinde. Biz de bu işleri yapıyoruz. Ama son 3-4 yıldır
Çok değiştik. Değişmek zorundayız. Bunu özellikle vurguluyorum. Evet, özellikle tahşiş konularına kesinlikle çok dikkat etmek lazım. Kesinlikle yani önemli. İnsan sağlığı bakın ne kadar şey. Yani kola, süt yani o sıcakta o sütün şeyi çıkar mı? Bazen diyorlar ki çıkıyor. Nasıl çıkar ya? O siniyor içine. Ben bu konuda taviz vermiyorum ve üyeme söylüyorum, halkıma söylüyorum lütfen. Hani kaliteli ürünlere dikkat edin. Markalı ürünler alın. Bizim çevre yolunda 3-5 tane yani isim vermiyorum. Çok güzel markalı fabrikadan getiren zeytinyağı satan şirketler var. Oradan alın. Onları da siz mi denetliyorsunuz başkanım? Şöyle denetleme demeyelim ama yani ara ara gidip mesela raflardan alıyoruz. Kontrol ediyoruz. Gerçekten yağlarında herhangi bir şey var mı? Tabii biz çok fazla giremiyoruz. Bu iş hani belediye ve bilhassa ilçe tarımı yetişinde. Ama elimizden geldiğince hani müdahale ediyoruz. Bizim tek hedefimiz kalite, kalite, kalite. Kalite bu şekilde arttırılır. Yoksa hani bu kurallara uymazsak bu her şey için geçerli. Ben bunların üzerine özellikle vurguluyorum. Her seferinde bakın 3-4 ayda bir konferanslar yapıyoruz. Üreticiyi çağırıyoruz, fabrikacıyı çağırıyoruz. Yani çok değerli bir şekilde işte zeytin nasıl toplanmalı? Zeytin nasıl sırıklama işte nasıl yapılmalı? Yani ilaçlanmalı, ilaçlanmamalı. Bunlar hani önemli bilgiler. Bizi takip etsinler. Biz ücretsiz. Bakın bir gelecek orada dinleyecek. Ve diyoruz ki eğer yeri büyükse pilot bölge gidelim sizin bölgede. İşte dediğim bahsettiğim gibi nedir? İşte bu herhangi bir şekilde tabii iklim şartları da önemli ama halka leke veya böcek varsa bunun da bir takım korunmanın yolları var. Budamanın bir şekilleri var. Bunlar bizim getirdiğimiz İzmir'den işte anlaşma yaptık belediyeyle beraber. Yani bu hocalara ciddi bir bedel ödüyoruz. Ama geliyorlar burada akşama kadar bilgi veriyorlar. Bizi takip etsinler. Benim zeytin ve zeytinyağı için bunu söylüyorum. Evet, biz de buradan Radyo Gözlem dinleyenlerine o zaman seslenelim. Çünkü kırsal mahallelerde çok fazla dinleniyoruz. Kesinlikle. Eğer zeytinliklerinizle ilgili sıkıntılar varsa hiç çekinmeden Milas Ticaret ve Sanayi Odası'na başvurabilirsiniz. Evet. Oradan bilgi alabilirsiniz. Aynen. Seminerlerine katılarak kesinlikle daha iyi bir zeytincilik yetiştiriciliği yapabilirsiniz diyelim. Ve KOBİ'lere geçelim. KOBİ'lere yönelik çalışmalarınız neler, öğrenmek istiyorum. Bölgedeki işletmelerin büyümesini nasıl destekliyorsunuz? Şimdi mesela bizim geçen seneden beri bu İskoçya'da, Edinburgh'da ticaret odasıyla bir anlaşma yaptık. Geçen sene konuşmalar oldu. Şubat ayında buraya davet ettik. Protokolümüzün önünde bir ticareti geliştirme anlaşması yaptık. Berlin Ticaret Odası'yla da yaptık. Benim amacım buradaki üyemin rahat bir şekilde ihracat yapması. Ama kendisi ama direkt yollarla veya bizlerin kanalıyla. Ama kaliteli ürün işte geliyoruz aynı şeye. Bakın Edinburgh'a, İskoçya'ya biliyorsunuz geçen iki ay önce kaymakamımız, belediye başkanımız ve ilçe tarım yani zeytinyağcılar ve balık firmalarıyla orada bir 10 kişilik bir ekiple ziyaret ettik. Ciddi olarak orada bir pazar var. Rakamlar da bizim uygun onların rakamlarına göre. Füme balığımızı, normal balıklarımızı, balık onlar da var ama bizde. Yani bütün konularla ilgili balımız mesela, sabunumuz var bakın çok önemli bizim zeytinyağı sabunumuz var. Bakın zeytinyağı sabunu belki biliyorsunuz eskiden büyüklerimiz yapardı. Son zamanlarda böyle 3-5 yıldır hani kalmıştı ben şimdi onu canlandırdım. Niye? Milas zeytinyağının sabununu coğrafi şahitini aldım ve sabun yaptırıyoruz. Hiç katkı koymadan esanslı gerekirse bu ciddi bir potansiyel ulaştı. Tarış da yapıyor sağ olsun Kamil Başkanım da. Bu bize bir pazar sağladı. Şimdi ben İskoçya pazarına ve işte KOBİ'lerle ilgili konuşuyoruz. Almanya'da, Berlin'de bizim ürünlerimizi nasıl pazarlayabiliriz? Biz 2 yıl önce gittik. Almanya'da ben gördüm. Milas zeytinyağı satılıyordu. Bakın gözlerimle gördüm. Fotoğraflarını çektim. Hatta bunu gazetelerde söyledim. Bu bir gurur tablosu. Berlin'de bizim Milas zeytinyağı, Milas zeytini. Daha bunun gibi başka ihracat yapan firmalarım var. Amerika'nın haricinde mesela Endonezya'ya, Singapur'a gönderen firmalarım var. Uzak doğuya gönderenler var. Ne bileyim. Yani pazar artık açıldı. Şimdi herkes diyor ki ya 3-4 yıldır ciddi bir pazar yakaladık. Bana göre de. Milas zeytin ve zeytinyağı çok ciddi bir pazar yakaladı. İşte bunlar bu şekilde olacak. Çalışmalarla olacak. Tabii KOBİ'lere diyoruz yani tamam. Evet piyasanın şartları bugünlerde biraz sıkıntı ama bugünlerde geçecek yani. Biz bir şekilde iyi mal üretmeliyiz. Dönüyoruz dolaşıyoruz kaliteli mal. Kaliteli mal üretmezsek birinciyi gönderir ikinci de malı gönderemeyiz. Yani bütün her şey gene kaliteden geçiyor. Çünkü Avrupalı'nın tek istediği fiyattan ziyade kaliteli iyi ürün istiyor. Evet başkanım şimdi kısa bir reklam arası vermek zorundayız. Reklam aramızdan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Radyo Gözlem'den ayrılmayın. Müzik
yapıyor. Onlarca çeşit otla hazırlanan, lezzetiyle Milas'ı tüm ülkeye tanıtan tescilli Milas tepsi böreğini Yavaşoğlu lokma ve pastada deneyin. Bu lezzet durağında ayrıca Milas'ın meşhur köy baklavası, lokma dökümü, yaş pasta ve kuru pasta çeşitleri de sizleri bekliyor. Özel günlerinize ve sofralarınıza lezzet katmak için Yavaşoğlu lokma ve pastadan sipariş vermeyi unutmayın. Atatürk Bulvarı Milas Anadolu Lisesi karşısındayız. 0544 668 10 çift 0. Gün Görenler Gıda ve Ambalaj, Milas'ta 2500'den fazla ürün çeşidiyle toptan fiyatına perakende alışveriş fırsatı sunuyor. Bakliyattan temizlik ürünlerine, kullanat malzemelerden meşrubata kadar evinizin ve işletmenizin tüm ihtiyaçlarını tek çatı altında bulabilirsiniz. Nişecan Ayran Milas Bayi Gün Görenler Gıda ve Ambalaj, Şehir Mezarlığı karşısı Milas'ta 0252 513 30 03. Özkaya İnşaat'ta siz de yerinizi alın. Milas'ın en güzel lokasyonlarında konforu ve kaliteyi yaşayın. 1+1'den başlayan daire seçenekleriyle cazip fiyat ve ödeme koşulları Özkaya İnşaat'ta. Bu tecrübeye güvenin. Sizin yeriniz Özkaya İnşaat'ta. Özkaya İnşaat, İsmet Paşa Mahallesi, Müştak Bey Caddesi, Milas'ta. İletişim 0252 512 25 58. Milas'ta 15 yıldır hizmet veren Irmak Börek, Milas'ın tek meşhur börekçisi. Kaliteden ödün vermeyen, güler yüzlü hizmet anlayışıyla su böreği, ıspanaklı börek, kıymalı, peynirli, patatesli, sade, kaşarlı, tahinli, küt böreği, boyoz, simit ve poğaça çeşitleriyle damak çatlatıyor. Adeta bağımlılık yapan, Milas'ın gözdesi haline gelen Irmak Börek, paket servisiyle de siparişlerinizi kapınıza kadar getiriyor. Sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Her sabah Irmak Böreğe uğramadan geçmeyin. Irmak Börek, Emek Mahallesi Sanayi Caddesi numara 93 Milas'ta. Sipariş 0545 456 1146. Ertuğrullar Metal, boru, profil, inşaat demiri, çelik asır, aşınma plakaları, doğalgaz borusu, her çeşit levha saçlar ve CNC kesim büküm hizmetleri, izolasyon, çatı kaplama, panel tel ve çit telleri, sektörün en iyi markalarıyla hizmetinizde. Doğru, kaliteli ürünler, uygun fiyatlarla Milas İzmir çıkışı, organize sanayi bölgesi karşısı Ertuğrullar Metal'de sizleri bekliyor. 0252 512 26 10. Ege Bobinaj'da jeneratör setlerinizin ve motorlarınızın ilk... Programımızın ikinci bölümünde yine Milas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Reşit Özer'le sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün Milas'ın ticaret, sanayi ve zeytincilik potansiyelini, şenlikte bizleri nelerin beklediğini Sayın Özer'den öğreneceğiz. Evet Sayın Özer, sanayi ve ticaret alanında Milas'ın potansiyelini artırmak için yürüttüğünüz çalışmalardan bahsederek programımızın ikinci yarısına başlayalım. Şimdi biliyorsunuz Milas hem sanayisiyle hem tarımıyla, ben her zaman Milas'ı 5 TL söylüyorum. Neden? Bugün tarihi anlamda 27 tane öğren yerimiz var. Bunlar Hekatonmaz Uzun Yuva, işte Beşin Kalemiz. Bunun gibi İASOS'umuz, Labranda'mız, çok çeşitli ürünlerimiz var. Tarım, bana göre tarımın başkenti Milas. Ben her zaman sözlerime zeytin ve zeytinyağının başkenti Milas diyorum. Balıkta iddialıyız. Bugün Türkiye'de üretilen levrek ve çupranın %70'i Milas'ta. Zeytinyağı da Avrupa Birliği
coğrafi şahitlerimiz var. Yani süt birliğinden tutun hayvancılıkta da çok ileri noktadayız. Tabiat güzelliği T'lere gidiyorum. Bugün Bafa Gölü'müz var. Çok güzel bir Bafa Gölü'müz var. İnşallah oranın da herhalde bir çalışmaları yapılıyor. Sondaj çalışmaları da var. Yani turizm dediğiniz zaman bakın Güllük, Ören, Kıyıkışlacık, Kazıklı Akbük tarafları, Boğaziçi tarafı, güvercinliğin bir kısmı. Yani gerçekten çok güzel. Bunlar hani Minas'ın olmazsa olmazı. Gerçekten ticaretin merkezi. Eskiden Milas'taymış ticaret. Yani 5T derken T'yi de ticareti de ekliyorum. Çünkü Milas'ın 5000 yıllık bir tarihi var. Bugün hem Karya Medeniyeti'ni hem de Menteşeoğlu Beyliği'ne başkentlik yapmış. Biz sırf tarım değil tabii ticareti de önemsiyoruz ve organize sanayi bölgemiz. Bakın Muğla'daki tek organize sanayi bölgemiz bizde. Geçen iki gün önce belediye başkanımızla beraber OSB müdürümüzle Ankara'ya gittik. İyi ki de gitmişik. 2025 yılında şimdi arıtma tesisi projemiz var. Şu an tabii belki görünmüyor arka tarafında. 4 tane firmamız inşaatını bitirdi. Bakın çok önemli bir olay. Ve 40 tane firmamız da ruhsat aşamasını aldı. Şimdi temeller atıldı, harfiyatları bitirdi. Bakın inşallah 2025'in sonu, 2025'in belirli bir kısmı ilk yarıdan itibaren de burada bacalar tutulacak ve burada en az 1500-2000 kişilik bir iş istihdamı sağlanacak. Burası yani organize sanayi bölgesi en büyük avantajımız Minas Bodrum Havalimanı. Yani buradan ihracat yapılacak. İnşallah bu yurt dışında da bağlantıları sağlarsak. Bakın bu çok geniş bir hacmi düşünürsek Minas 2025'te çok daha büyük bir noktaya gelecek. Ben hep konuşmamda söylüyorum bana göre Minas hak ettiği yerde değil. Neden derseniz daha üstlerde olmalıyız. Bodrum bir marka bizim hiçbir itirazımız yok ama Minas'ın da bugün işte Ören'de bir çekek yeri ve çok büyük bir teknelerle imalathanı yapıldı. Avrupa'nın en büyüğü orada Ören'de. Güllük'ten liman işletmemiz var. Oradan ihracat yapılıyor. Feldispat, boksit buradan çıkıyor. İşte ben de Sayın Bakan Yardımcısıyla ve diğer genel müdürüme söyledim. Benim tek hedefim Minas'ta bir seramik fabrikası kurulmalı. Ben bunu hatırlarsınız bilmiyorum. Daha önce yazarların açılışında söylemiştim. 2-3 firma geldi bizle görüştü. Tabii yerde o zaman inşallah. Şimdi bir genişleme şeyiyle eğer orada bir 700 dönüm bir yer var. Onu alırsak tek hedefim var. Çünkü neden? Ham madde burada. Feldispatı, madeni burada oluyorsa neden bir burada seramik fabrikası olmasın? Minas'a da yakışır diye düşünüyorum. Yani bugün Minas'ın tarımıyla, sanayisiyle, ticaretiyle şöyle baktığınız zaman gerçekten internet çok geniş. Yani turizm ile aynı şekilde bugün çok güzel yerlerimiz var. Gelir kaynağına dönebilecek. Balık sektörümüz bizim için en önemli. Bal diyoruz bakın. Hep bal diyorlar mesela Marmaris'te, tamam Muğla'da. Ama bakın en fazla arıcının ve balcının olduğu yer Minas. Pinar balımız var. Pinar kooperatifimiz var. Gidin görün çok modern bir tesis. Bundan 7-8 yıl önce bizim de katkılarımızla o zaman bir kredi anlaşması yapmıştık. Bugün İPART programı Muğla'ya alındı, Minas'a alındı. Yani buradan çiftçilerimize destek sağlayabilir. Dediğim gibi artık Avrupa Birliği fonları var. Yani bizim amacımız, hedefimiz bu. Çıtayı yükseltmek. Bunun için çalışıyoruz. Net ve açık söylüyorum. O kadar basit gibi görünecek ama Minas halıları mesela, Bozalan evet. halıları neden gerekli ilgiyi görmüyor artık? Neden Aynen. üretilmiyor? Şimdi halılarla ilgili belki biliyorsunuz. Coğrafi şahidi bizde olduğu gibi Kika Kadın Kooperatifimiz var Fatma Hanım. Biz ipliğini biz temin ediyoruz. Sağ olsun belediye destek verdi. Çöllü olanında iki tane. Fakat tabii satış noktasında maliyetler biraz yükseldi bu sene. Bir de şimdi malum maalesef belirli yerlerde taklit halılar yapılmaya başladı. Bu bizi çok üzüyor. Bunun mücadelesi içerisindeyiz. Çünkü bizim belediyemiz işte 26-40 dediğim iplik, rengi ve aynı zamanda kök boya. Biz buna önem veriyoruz. Tabii bunlar biraz maliyeti arttırıyor. Ama gerçek halı almak isteyen buna inanıyor, bunu alıyor. Şimdi amacımız da zaten halıyı bir noktaya getirmek. Yarın inşallah hava şartları da iyi olursa aynı şekilde Zeytin Aşağı Şenliği'nde halılarımızı da oraya sergileyeceğiz. Yani ben ciddi bir şekilde halının da desteklenmesini istiyorum. Halı pazarı, başkanıma söyledim, bir halı pazarı yeri kurulsun. Halı esnafım var benim, halıyla ilgilenenler var. Yani Minas halıları müthiş bana göre. Gerçekten öyle. Çok önemli. Ve bildiğim kadarıyla tabii ne kadar doğruluğundan emin olmadığım için tam anlamıyla açıklama yapmak istemem ama bildiğim kadarıyla Cumhurbaşkanlığı konutunda Minas halıları oldu. Kullanıldı. Evet, evet, evet. İngiliz kraliyet ailesinin Minas halılarını kullandı. Ve biz bunun hala tanıtımını yapamıyor olmamız,
Bunun bir satış alanının olmaması, sergilenen bir alanın olmaması. Gerçekten Milas'ın büyük kaybı kesinlikle diye düşünüyorum başkanım. Şimdi kursiyerlerimiz var 8-10 tane. Kursiyer Hüseyin var bunların başında. İşte şimdi onlar inşallah bitirecekler. Yani benim tek hedefim Hacı Laz'da olur. Orada bir Hacı Laz eskiden bir yer vardı. Başkanıma da söyledim. Bir halı satış noktası. Biz desteği hazırız. İpliğiyle yani üreticimizi en azından kooperatifteki kişileri desteklemek istiyoruz. Ki dediğim gibi işte coğrafi işaret ondan gerekiyor. O coğrafi işareti insanlar yani güvenerek almalı. Bunun da çalışmaları var. Ama dediğim gibi işte elimizden geldiğince her koldan ilerlemeye çalışıyoruz. Şimdi normalde bir şehire gittiğinizde oranın bir şeyi meşhurdur. İzmit'e gidersiniz pişmaniyesi, hı-hı, Çorum'a gidersiniz leblebisi. Ama Milas gerçekten öyle say say bitmeyen ürünleriyle bakın. Maalesef hala hak ettiği yerde değil. Kendisini çok tanıtamamış bir ilçe. Bu da gerçekten beni çok inanılmaz üzüyor. Eminim ki sizi de üzüyordur. İki ay önce İstanbul'da bir canlı yayına gıda ile ilgili, gıda fuarı ile ilgili bir konuşmamız oldu. Şaşırdılar. Minas'ta ne yok? Minas'ta dedim köfte ciğer. Aa biz bilmiyorduk. Minas'ın böreği, otlu böreği. Minas'ın çay kaması. Hani gerçekten çok Minas halıları. Tamam duyduk. İşte bunları belirli satış noktaları. Çevre yolunda 2 tane, 3 tane, 5 tane değil. 20 tane olmalı. Ben de bunun çabasındayım. 2025'te tek hedefimiz çevre yoluna bu mağazaları açtırmak. Bunun için uğraşıyoruz. Bunu söylemişken hemen o zaman bu sorumu sorayım size. Milas'ın tanıtımının yetersiz olduğunu söylüyoruz. Kesinlikle. Milas'ın tanıtımı ve ekonomik kalkınması için yeni projeleriniz var mı? Gelecek planlarınızdan bizlere bahsedebilir misiniz ki? Biz Milas Ticaret ve Sanayi Odası ve Reşit Özer ismi bir araya gelince birçok projenin hayata geçeceğinden eminiz. Kesinlikle. Milas'ın bir fuar alanına ihtiyacı var. Geçen Ahmet Aras Başkanımla da konuştum, ziyaret ettim. Fevzi Başkanım da çok sıcak bakıyor. İnşallah 2025'te bir temeller atılacak birkaç yer var. Konuşuyoruz. Benim ısrarla istediğim bir kongre ve fuar merkezine ihtiyaç var burada. Çünkü siz de biliyorsunuz tarım fuarı yapılacak uluslararası boyutta artık daha modern bir yer olmalı. Ve özellikle iki başkanıma da söyledim. Minas'ın çıkışında ve girişinde ve yöresel ürünlerin satılacağı, yöresel ürünlerin pazarı olacağı. Bu nereden olur? Didim yolu ayrımından, Bofa'dan itibaren Bodrum Havalimanı'na kadar sağlı sollu çok müsait yerler var. Üreticilerimize destek vermeliyiz. Ama başkanım da, Fevzi Başkanım da bu konuya sıcak bakıyor. Ahmet Aras Başkanım da çünkü büyük şehri ilgilendiren. Bunları 2025'te hayata geçirmek istiyorum. Bu en önemli konu bizim için. Yani orada böyle güzel bir yöresel ürünler neden olmasın? Bir zeytinyağı müzesine ihtiyacımız var. Projemiz bu. Bir yer ayarlayıp işte bu fuarın yanında bu eski ürünleri. Yani 2-3 tane böyle bir projemiz var. Minas'a değer katmak için uğraşıyor. Bunu yapacağımız inanın. Hani hedefimiz şimdi oraya kilitlendik. OSB'den sonra Organ Sanayi inşallah yeni yılda da olursa bu tür noktalarda çalışmalar yapacağız. İsterseniz güncel ve bölgesel konulara geçelim. Son dönemde bölgedeki ekonomik gelişmeler ve ticaret hacmi hakkında da bizlere bilgi verirseniz çok mutlu oluruz. Milas'ın ekonomisini öğrenmek isteriz. Milas'taki gelişmeleri öğrenmek isteriz. Şimdi siz 2 dönemdir, 3 dönemdir affedersiniz. Ticaret Odası Başkanlığı yapıyorsunuz. Şimdi o dönemden bu dönemi değerlendirmenizi istiyoruz. İlk başkanlık yaptığınız dönemde nasıl bir Milas vardı? Şimdi nasıl bir Milas var? Şöyle 2013 yılında işte başkanlığa geldiğimde en önemlisi beni çok rahatsız eden bu dökme zeytinyağı 10 yıl önce. Hemen zaten markalaşma konusuna girdik. Zeytinyağı ve Minas'ın tanıtımı için. O zaman organize sanayi bölgesi belli bir noktadaydı. Hemen biliyorsunuz organize sanayi bölgesi, kaymakamlık, ticaret odası ve belediyenin bir konsansiyumu. Hemen bunu ileri noktalara nasıl taşıyabiliriz, ne yapabiliriz? İşte zeytinyağda bir çalışma. 2017'de Türk Patent Kurumu'ndan zeytinyağının coğrafi işareti alınca herkes haklı olarak sordu. Ya bu nedir, ne katacak? Arkasından 2019'da bu sefer yağlı zeytinimizin coğrafi işareti. Ben 2020'yi biraz baz alıyorum. 2020'nin aralığında Avrupa Birliği'nden Minas zeytinyağının, Memecik zeytinyağının coğrafya alınca bir anda o fabrika sayıları, markalar bir anda çok ileri noktaya geldi. Bakın 10 tane bugün itibariyle fabrika sayabilirim. Şu 4 yılda modern en gelişmişleri. Bu Minas'a bir değer katmıştır. Ekonomik anlamda veya çalışanlar anlamında. Ve bunlar ihracata yöneldi. İhracat yapan firmalar. Ve ister istemez şimdi tabii diğer fabrikalarda bakıyor kaliteyi arttırmak için ona doğru yanaşmak anlamında. Çok güzel depolama sistemleri gelişti bu firmalarla ilgili. Organize sanayi bölgesine çok uğraş verdik. 3 firma konsorsiyumla. Bir an önce hayata geçmesini istedik. İşte dediğim gibi en son gelinen noktada bu oldu. Arkasından balık firmalarımız bizim için çok önemli. İlk 100'ün içerisinde 2 tane firmamız var. Kılıçtı, Gümüşdoğa'ydı.
İhracat bugün Gülport maden işletmelerinden, Güllük'ten ihracatın yapılması. Bunlar da çok ciddi ihracat rakamlarına ulaştı. Bugün hala mermer de gönderiliyor buradan. Bakın Milas'ın mermerleri de var. İnşallah onunla ilgili bir demiryolu projesi var tabii devletimizin yapması gerektiği anlamında. Ekonomik anlamda hani geliri arttırmak için balıkçılığın yanında işte zeytin, zeytinyağı. Dediğim gibi börek deyip geçmeyin. Şu an Milas'ta 30 tane firma börek satışı yapıyor. Bakın hani tepsi böreğini yatağına emin olun Muğla'ya bazen Marmaris'e dahi minibüslerle Bodrum'a börek gönderiyorlar. Tepsi tepsi. Gene bir firmamız Muğla'da BİM'lerde 176 bin mağazasında ve aynı zamanda şimdi İzmir'e giriyor. Minas böreğimiz bakın. Minas çaykamamız. Yani bunlar bir gelişim. Bu 3-4 yılda atak yapıldı. Yani tabii sanayimizi geliştirmek bütün amacımız. Dediğim gibi sanayi, ticaret ve tarım hepsi bir arada. Tarihi yerlerimiz var. Onlara destek veriyoruz. Bugün yani hala ısrarla söylüyorum. Bakın Beçin Kalesi muazzam bir yer. Bunu hala görmeyen Milaslılar var, gitmeyenler var. Ya Hekatombos uzun yuva hemen belediyemizin alt kısmında. Burada diyorum ki etnografya müzesi var. Ya yani Türkiye'de yok halı müzesi var. Milaslıların sergilendiği. Monzelyum Monzales dünyanın yedi harikası tamam Bodrum'da. Babasının mezarı bizde. Yani bunun gibi çıtayı ve değerleri en üst safhaya taşımalıyız. Bizim burada hani ortak akıl çok iyi bir şekilde hem kurumlar arası diyaloğumuz desteğimiz de var her türlü. Tabii daha da yükseklere götürmeliyiz çıtayı. Ben her zaman söylüyorum çıtayı yukarılara taşımalıyız. İşte zeytin hasat diyoruz. Onuncusuna geldik. Hep konuşuyorduk nasıl olacak şöyle olur. Biraz daha yukarı biraz daha yukarı. Halkın katılımı ben geniş katılım istiyorum. Yoksa biz de yaparız o değil. Herkes üretici buraya gelmeli. Çoluk çocuk hep beraber katılım sağlamalıyız. Fikir işte dediğim gibi İPART programları. Destekler, yeni esnaf, yeni işe başlayanlara destekler var. Bunlarla ilgili, dediğim gibi bugün ikinci el satış, bakın çok önemli yani. Ne bileyim işte bugün emlak sektörü. Bu bölgemizle ilgili işte turizm bölgesi olması sebebiyle. Yani son 4 yılda bu tür ciddi bir büyüme olduğunu inanıyorum. Minas'ın nüfusu mesela 170 bin. Ben, mümkün değil. Ben şu an Minas'ı 250-300 bin görüyorum. Neden? Çok ciddi yatırımlar oluyor. Hele yazın hani 700 bin, 800 bin bana göre. Bu kadar köy var, bu kadar mahalle var. Yani tabii elimizden geldiğince dediğim gibi üyelerimizi bilgilendirmeler, elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Amacımız bu. Bunu anlatmışken o zaman Milas'ta iş dünyasının karşılaştığı zorlukları konuşalım sizinle. Ve bunlarla ilgili çözümler var mı elinizde? Var. Mesela şu an tabii malum bir enflasyon var. Bir de kredi yüksek rakamları. Ben geçen hafta Rıfat Başkanım'ın yanına da gittim. Tabii desteklere ihtiyaç var. Biz de biliyoruz. Yatırım desteği, teşvik desteği olması lazım. Ama işte inşallah bu geçiş döneminde bir şekilde atlatılacak. Ama bana göre gene bizim bölge en az etkilenen diyorum. Çünkü dediğim gibi yani ürünlerin olması bir artı diye düşünüyorum. Tabii işte bekliyoruz işte yılbaşından sonra bu faiz oranlarında veya kredilerde düşme olursa garanti kredi fonu devreye girecek inşallah Ocak ayı gibi. Bu önemli yatırımcılara belli bir KOBİ'lere işte küçük ölçekli büyük ölçekli onlara bir takım krediler olacak. Tabii biz bunları hep elimizden geldiğince esnafımız için yukarı bildiriyoruz. Yani diyoruz ki başkanım sağ olsun işte bakanlarla görüşerek cumhurbaşkanımıza ileterek çözüm önerileri. Biz zaten hep yazılı olarak düşüncelerimiz, fikirlerimiz ve çözümlerimizi gönderiyoruz oraya. Vallahi inşallah bugünlerde atlatacağız diye düşünüyorum. Turizm gelirlerimiz iyi oldu bu sene. Beklentiler iyiydi. Daha iyi olmalı. Tabii mevsimsel şartlar bakıyorsunuz bana göre sezon da uzadı. Mesela bazı oteller Ekim sonunda biz bunu istemedik. Ya dedik yapmayın güvercinli otellerimizi. Uzatalım şu sezonu. Tabii hava yollarına konuştuk. Ya dedik Ekim sonu bitirmeyin. İşte bugün Kasım'ın 14'ü 15'i günlük güneşlik dışarısı. Yani demek ki bu iklimler belki Kasım sonu bana göre Aralık'a kadar sezon devam etmeli. Tabii kolay değil mutlak ama yeni senede bunun çalışmasını yapıyoruz. Bilgilendirerek en azından. Yani amacımız ekonomiye katkı sağlamak. Evet, başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun ismini geçirdiniz. Bildiğimiz kadarıyla zaten sık sık görüşüyorsunuz, aynen. Bir araya geliyorsunuz. Dış İlişkiler Komisyonu üyesiyim aynı zamanda. Evet, göreviniz de var orada. Peki Milas'a gelmeyi düşünüyor mu? Zeytin Asar Şenliği'ne davet ettiniz mi kendisini? Etmezdim, davet ettim. Fakat başka programlar var ama tahmin ediyorum Ocak-Şubat gibi Muğla odalarıyla beraber gelecek. Mutlaka ziyareti var. 2 yılda bir mutlaka ziyaret eder. Çok yoğun bir program var ama gelecek kesinlikle. Yani. Ben de yüzünüze karşı bir kere teşekkür etmek istiyorum. O konuyu da geçtiğiniz için turizmin genişletilmesinden kesinlikle. Bahsederken
havalimanımızdan bahsettiniz. Milas Bodrum Havalimanı, evet, isminin tam olarak telaffuzu konusunda da yaptığınız çalışmalar için çok çok, çok ama çok teşekkür ediyoruz. Milaslılar olarak. Kesinlikle. Ben ismi neyse onun zikredilmesini istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Milas'ın çevre sorunlarına dair de isterseniz sohbetimizi devam ettirelim. O da olarak girişimleriniz veya projeleriniz var mı Milas'ın sorunlarına karşı? Tabii şimdi artık yani Milas çok büyüdü. Bir kamyon trafiği, bunu hiçbirimiz şey yapamaz. Başkanımla da konuştuk. Bir tır parkı sağ olsun bir yer ayarlandı. Bununla ilgili çalışmalar daha 2-3 gün önce görüştük. Çevre yolunun çok acilen bir yerlerden açılması lazım. Çünkü artık trafik çok sıkıştı. Çevre yolundan önce tabii yapılması gereken şu an yapılıyor. İşte bu Didim yolundan itibaren yapılan bir yol var. Herhalde Beçin Kavşağı'na kadar belirli akıllı kavşaklarla bir düzenleme yapılacak. Tabii bu kamyonlar, yollar malum doğalgaz da güzel bir şey. Tabii doğalgazın da gelmesiyle işte kaldırımlarda, yollarda bazı şeyler oluşuyor. Bu olacak tabii, olmak zorunda. Bunları daha önceden de söylemiştik. Ama bizim bunu işte STK'larla artık bilemiyorum Büyükşehir veyahut da Milas Belediyesi ile görüşüp bir çevre yolu projesi. Artık bu kaçınılmaz oldu. Bu Yaşyer Savran taraftan olur, Sodra eteklerinden olur. Bunu bir geniş konsorsiyumla değerlendirmek lazım. Minas artık bunları kaldırmıyor. Hastanemizin yolu en büyük projelerden birisi. En büyük yapılma. Nefis bir hastanemiz var. Yol çözümünün olması gerekiyor. Artık tabii dediğim gibi nüfus bana göre çok büyüdü. Yani bunları tabii belediyemiz de mutlaka çalışıyor. Bunu gün geliyor kaymakamımızla değerlendiriyoruz. Fikirlerimizi, düşüncelerimizi söylüyoruz. Yani ticaret odası olarak sağ olsunlar bizim düşüncelerimizden. Çünkü ticaretin nabzını tutuyoruz. Gerçekten iş adamlarından ve halktan gelen bütün bilgileri de aktararak. Yani daha iyi bir Milas neden olmasın? Kurumlar işbirliğiyle neden olmasın? Neden olmasın? Doğru söylüyorsunuz. Kesinlikle. Milas'ta da gerçekten... O ivme yakalandı galiba kurumlar arası iletişim. Diğer esnaf odalarıyla, süt birliğiyle olsun. Yani bunlar önemli, fikir birliğimiz. Hepsiyle beraber ortak bir noktada hareket edip artık yavaş yavaş 2025'i planlamamız gerekiyor. Ve büyük düşünerek daha büyük noktalarda. Çünkü çok gelişiyor Milas. Artık yolları, düzenlemeleri, otoparkı bunları bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Milas'ın da ölçümünü düşününce biraz evet, zor olacağını ama düşünüyorum. İşte bir yerlere artık belediyemiz bunlara işte yeni bir imar plan, yeni bir planlama mı diyeyim, yeni bir yerler açılmalı. Evet, buradan söylemişken Milas Belediye Başkanımız Fevzi Topuz bugün saat 13'te 15'te affedersiniz Radyo Gözlem'in konuğu olacaktı. Bir vefat üzerine maalesef konuğumuz olamayacak. Hepinize sevgilerini, saygılarını iletti sevgili başkanımız. Ama bir hafta sonra 10. Milas Zeytin Hasat Şenliği'nden sonra başkanımızla beraber yine bir araya geleceğiz. Milas'ın sorunlarını konuşacağız, çözüm önerilerini konuşacağız ki başkanımın ilettiği tabii ki konuları da gerek çevre yolu sıkıntımızı, gerekse hastane yoluyla ilgili olan sıkıntıları, gerekse de doğalgazla ilgili son gelişmeleri hepsini kendisinden öğreneceğiz. Ve tabii ki zeytin hasat şenliğimiz de bitmiş olacağı için Milas Belediye Başkanımız Sayın Fevzi Topuz'dan şenliği de değerlendirmesini isteyeceğiz. Bir hafta sonra inşallah bir sıkıntı çıkmazsa bizlerle birlikte olacak. Dediğim gibi bir vefat sebebiyle programımıza katılamadı. Kendisine de buradan başsağlığı dileklerimizi iletelim. Allah kendilerine uzun ve sağlıklı ömürler nasip etsin diyelim. Yavaş yavaş isterseniz biz de Milas Zeytin Hasat, evet, Şenliği'ne geçelim. Geçelim. Şimdi arkadaşlarıma bakayım, reklam vermemiz gerekiyor mu? Bir reklam verelim o zaman. Reklam arası verelim. Reklam aramızın ardından 10. Milas Zeytin Hasat Şenliği hakkındaki sorularımızı sizlere iletelim. Memnuniyetle. Hastalığı sizin de... Programımızın son bölümünde yine sizlerle birlikteyiz ve konuğumuz Milas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Reşit Özer. Kendisiyle 10. Milas Zeytin Hasat Şenliği'ni konuşacağız son bölümde ama yine Zeytin Hasat Şenliği'ne geçmeden önce
Sizden öğrenmek istiyorum başkanım. Siz bu işin içerisindesiniz. Biz reklam arasında konuştuk biraz sizinle. İyi bir zeytinyağı nasıl olmalı? Onu öğrenmek istiyorum. Çok güzel bir konuya değindiniz. Zeytinyağı bir kere berrak, şöyle baktığınız zaman cam gibi içi sarı ve iyi bir zeytinyağının boğazı yakması lazım. Eğer boğazı yakmayıp mideyi yakıyorsa o yağı atın. Net ve açık söylüyorum. Çünkü kaliteli yağ bu. Bileşenler kokusu. İçinde böyle ne bileyim topraksı bir kokusu, yeşilimsi bir kokusu, bademsi bir kokusu vardır. Memecik zeytinimizin ve bizim bölgeyi konuşuyorum. Bizim zeytinimizin, yağımızın en büyük özelliği polifenol değerleri yüksek olması. İçindeki fenoller bana göre de ne bileyim damar sertliğine, kalbe her şeye iyi geldiğini bunu hocalarımız söylüyor. Hatta iki ay önceki açık oturumda çok sevdiğimiz bir hocamız dedi ki iyi bir zeytinyağı mide kalın duvarına iyi gelir. İnanın neler öğreniyoruz. Onun için lütfen tadım yapabilirsiniz. Tadın. Yani yağın zaten renginden ve etiketlerinden tabii iyi bir yerden alındığı zaman hiç güvenerek alın o yağı. Güzel bir yağın kokusu bile başka olur. Taze yağ mesela dediğim gibi. Ya buna dikkat etmelerini istiyorum. Ve mümkün mertebe pazar ve yol kenarı değil. Mağazalardan, satış noktalarından markalı zeytinyağlar tercih etmelerini tavsiye ediyorum. Evet, biz de kesinlikle ve kesinlikle petlere konulmuş zeytinyağı artık almamanızı öneriyoruz. Hem sağlığınız açısından hem de artık Milas zeytinyağının hak ettiği yere gelmesi açısından. Kesinlikle. İsterseniz gelelim 10. Milas Zeytin Hasat Şenliği'ne ki sizin döneminizle beraber başlamıştır şenlik. Evet, tam benim 10. yıla ulaşmak büyük bir başarı gerçekten kesinlikle. Bu tür festivallerde. Bu süreçte Milas Zeytin Hasat Şenliği'nin gelişimi nasıl oldu? Dediğim gibi başında da vardınız ve hala varsınız. Hala varız, İlk başladığınız yıldan bugüne şenlik nasıl evrildi öğrenmek isteriz sizden. Şimdi o zaman Fuat Gürel Kaymakam'ım vardı. Biz zaten zeytin ve zeytinyağı ile ilgili bir düşüncemiz olduğunu hemen 2003'te seçimlerden sonra 2013'te pardon hemen dedik ki böyle bir çalışma sağ olsun Sayın Kaymakam'a gittim böyle bir düşüncemiz var hep beraber yapalım. Çok da kabul etti kendisi sağ olsun büyük emeklerle. Düşünün 2014-2024 10 yıldır hep üzerine bir şey katarak arkasından Eren Kaymakam'ın şimdi de Mustafa Kaymakam'ımızla, belediyemizle, diğer STK'larla, ziraat odamızla, TARİŞ'le. Yani amacımız çok güzel bir şekilde bir etkinlik yapmaktı. Bundan yola çıktık zaten. Ve hani Milas'ın adını çok iyi bir noktada duyurmak istiyorduk. Ve bugün bakıyoruz Milas'tan sonra hiç kimseye bir şey demiyorum. Artık o kadar bir geleneksel bazı yerlerde birincisi yapılıyor. Hiç duymadığım yerlerde zeytin festivali yapılıyor. Yapılsın hiç sorun değil. Ama biz bu işi yani çok ciddi bir şekilde eğildik. Zeytinyağı firmalarımız, zeytinyağcılar, markacılarla görüşerek fabrikaları belirledik. Modern, güzel fabrikalarda bir yarış olsun diye. Böyle bir etkinliğe işte inşallah yarın başlıyoruz. Sabah 10'da bir yürüyüşümüz var. Hemen pazar yerinin olduğu yerden bir yürüyüşümüz var. Kortej eşliğinde davul zurnamız, bandomuz. Yağmur çok hafif inşallah görünmüyor. Artık bir şekilde Ataparka geliyoruz. Orada konuşmalar var. İçerikten bahsedeceğiz var. Ama öncelikle isterseniz dediğim gibi biz evrilme sürecinden bahsedelim. Şimdi ilk dönemlerde ki buradan kaymakamımıza da sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Onunla beraber kurulmuştu aynen. Bu şenlik ve bu sene şenliğe katılacakmışsınız. Geliyor. Öğrendim. Tabii misafirimiz geliyor. Çok mutlu oldum. İki kaymakamımız lütfen çok çok da selamlarımızı iletin. Tabii. Şimdi daha önceki senelerde festivallere katıldığımızda yerli markaların çok fazla iştirak etmediğini görmüştük. Bu sene durum nasıl bu başkanım? Bu sene son iki yıldır tabii bizlerin de baskısı. Dedik ki ya sizler için bu. Herkes burada markasını tanıtmalı. Hani ben şeye katılmıyorum, benim ihtiyacım yok, ben gelmeyeyim. Yok böyle bir şey. Biz bu markaların ve katılmasını istiyoruz ki o markalar orada görünsün. Bu sene marka sayımız fazla. San sayımız da fazla göreceksiniz. Şöyle bir şansımız oldu. Kaymakamlığın oraya yıkılınca oraya sağ olsun başkanımız da parke döşeyince şimdi yiyecek grubunu oraya attık. Çok ciddi markalar var. Milas'tan var. Diğer dışarıdan da var. Yani bu sene dolu dolu olacak. Her sene bir şeyler katarak. Tabii zeytinyağı yarışmalarımız var. Her zamanki biliyorsunuz. Mahalle arası zeytin olmaz. Şeflik var. Yine bunu girmişken o zaman bu konuya şimdi programımızın başında konuşmuştuk zaten. Milas Zeytinyağı'nın sizin girişimlerinizde coğrafi işaret alması, Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret alması, bunu düzeltmem gerekiyor. Şenliğin önemini ve şenlikte ele alınacak konulara etki etti mi?
Kesinlikle. Mesela biz şeflerden özellikle sağ olsun Avrupa Birliği coğrafi şartı özellikle zeytinyağı kullanılmalarını istedik ve bulduk bu sene güzel mahsul olan yağları. Tabii bu inşallah yarın yarından sonra anonslarla o üretici anlamında bu bir şeylerin etki yapacağını inanıyorum. Çok ciddi, çok Türkiye'de sayılı şeflerimiz geliyor yarın. Yani bunun orada tadımlar yapılacak. Yani artık insanların bunu anlaması lazım. Eğer iyi bir kalite, iyi bir zeytinyağı istiyorsa Avrupa Birliği normlarından zeytinyağı üretecek. Bunun kimse kaçamaz yani. Hani iyi bir üretim istiyorsa, rakamı da belirli rakamlar onu tatmin edeceğine inanıyorum. Ve kaliteyi yakalaması için bunu yapması gerekiyor. Benim de amacım bu zaten. Niçin katılın diyorum. Gelin, orada görün, tadım yapın. Mesela firmalarımız göreceksiniz yarın, tadım yaptırıyor. Ya bir bakın iyi bir zeytinyağı nasıl olmalı? 2-3 tadımcımız var gelen. Orada anlatacak. Bakın işte kokmanız gerekiyor. Şöyle bir hareket yapmanız gerekiyor. Ha bunları bile görmesi insanların kafasında bir şeylerin oluşması lazım. Amacımız o zaten. Yani bu festivali neden yapıyoruz? O insanların bunu görmesi lazım. Üreticilerin görmesi lazım. Fabrikacıların bunu görmesi lazım. Fuarlara katılıyoruz. İzmir Fuarı'na gittik. İzmir Fuarı'ndaki amacımız tadım ve orada fabrika makineler de vardı. Kaliteli zeytin nasıl yapılır? Yarışmalar yapıldı orada. Bayağı bir otobüs buradan üreticiyi götürdük. Yani daha fazla gidebilirdik. Yani İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Antalya dedik 2 ay önce Yörex'te. Yani bakın bunlar çok önemli. Bunları artık yani kabuğumuzdan yırtmamız lazım. Yoksa sen ben biz olmuyor. Dışarıya yani Minas'ın yağını, özelliğini anlatmamız lazım. İşte Osman Müftüoğlu örneğini verdim. Hocam diyor ki yani ben hocamla hiçbir şeyim yok. Yani bu yağ tadımı, giden yağlar, kaliteyi gören diyor ki ya Minas zeytinyağı. Böyle bir reklam, böyle bir tanıtımın başka şeyi yok. Çok önemli. Kesinlikle katılıyorum. Peki o zaman artık programımızın sonuna geldik. Şenlik kapsamındaki etkinliklerden bahsetmenizi istiyorum. Şenlik'te vatandaşları neler bekliyor, üreticileri neler bekliyor? Şöyle söyleyeyim, dediğim gibi katılım çok önemli. Yani bu hepimizin katılacağı, işte bir kortej yürüyüşümüz var saat 10'da sabah. Pazar yerinin olduğu yerden, işte halk oyunları var, bandosu var. Geniş bir katılım bekliyoruz. Muhtarlarımız, gazilerimiz, işte belediyemiz, çalışanlarımız, ticaret odası. Yani bu önemli bir gösteri şeklinde olacak. Bu ki videodan yayınlanacak ve influencerlar vasıtasıyla tüm ulusal basında da bu yer alacak. Yani bu çok önemli. Ulusal basında Minas zeytinyağı, Minas coğrafi işareti, Minas standı. Bunlar çok önemli. Minas işte 10. zeytinyağı, hasat şenliği falan. Ondan sonra Atapark'ta çok güzel gene bir halk oyunlarımız var, yöresel oyunlarımız. İşte konuşmalardan sonra standların gezimi var. Bakın çok önemli. Bu standlarda mutlaka tadımlar olacak. Zeytinyağını işte ekmeğime banarak. Yani orada işte tatmalarını istiyorum. Aradaki farkı görmelerini istiyorum. Aldıklarıyla bu arasında yağ farkı nedir? Orada yorumlarını dinlemek istiyoruz. Ondan sonra da bu Kurudere'de çok güzel bir fabrikada yeni açılan Gaia diye Emre Bey'in açtığı. Oraya gelip görmelerini istiyorum yani. Orada mühendisleri anlatıyor. İçeriye galoşlarla giriyorsunuz. İşte zeytini alıyor. Zeytinin işlenmesinden itibaren bütün şeyi görüyorsunuz. İşte bu çok önemli. Hijyen ortamı çok önemli. Plastik diye bir şey yok orada. Cam şişeler var. Kasalar var. Bunu görünce bunu işi yapmak isteyenin herhalde etkilenmesi yani gördüğü zaman çok değişecek. Sonra mesela TV8'de çıkan Mehmet Yalçınkaya şefimiz var. Neden Minas, neden coğrafi işaret veya neden Minas zeytinyağı veya neden Avrupa Birliği diye onu anlatacak. Aradaki farkı gösterecek. Normal bir zeytinyağı aradaki fark nedir? Başka şeflerimiz var. Çok değerli şeflerimiz var. Ben burada Taner şefimiz var. Yani bunlar Minas'ın özellikle bunu belirtecek. Yani bunu görmelerini istiyorum. Hani ne kadar anlasak yaşamak lazım derler ya. İşte burada olmalarını istiyorum. O topluluk, o salonda, o meydanda. Ya o coşkunun içinde olmalarını istiyorum. Çok güzel animasyonlar var. Zeytin kırma yarışmamız var. Bizim çekişkemiz meşhurdur. O çocuklarımız çekişkeleri kıracaklar. Yani bunun gibi daha başka şeflerimiz var. Mesela yarışmalar olacak burada. Dolu dolu bir akşam bir konserimiz var. MB Orkestrası geliyor. Pazar günü aynı şekilde gene bir etkinlik var. Ayrı bir şeflerimiz gene zeytinyağlı Minas yemekleri yapacaklar. Çok önemli bakın. Arkasından gene bir yarışmalar, mahalleler arası yarışmalar var. Bunlar öyle. Bakü'den şefler geliyor. Bakü'den, Azerbaycan'dan 2 tane şefimiz geliyor. Daha önce gelmişti. Çekimler yapacak orada. Bunlar önemli yani. Bunlar önemli şeyler. Akşamüstü de işte müzik dinlenen defile var. Halk eğitimin çok güzel bir organizasyonu var aklıma gelen. Akşamı da Emre Fey bir konserimiz var.
Yani amaç burada hani halkın da katılımını sağlamamız. Geniş bir katılım. Ücretsiz zaten, bir şey yok. Yani ben hani istiyorum cumartesi pazar buraya katılsınlar. Öğlenleri keşkek pilav yemek dağıtımımız var. Yani olabilecek her şey var diye düşünüyorum. Onların ya yani bizim şeyimiz halkımızın katılımı. Köylerden, şehirlerden araçlar ayarladık. Ücretsiz olarak taşıyacaklar. Nerelerden? Belirli bölgeler şöyle, var mı? Şöyle mesela hani şey olarak söylüyorum. Kırcağız tarafından var, Selimiye'den var. Güllük tarafından var, Ören tarafından var. Sağ olsun şoför odasında, belediyemizin de büyük araçlarıyla, büyükşehirinde. Bunu duyuruyoruz zaten muhtarlıklar vasıtasıyla. Yani gelmelerini istiyorum. Sabah gelecekler, akşam da aynı şekilde evlerine dönüş sağlayacaklar. Yani görmelerini istiyorum. Hani diyorum ya, kabuğundan çıkmalı insanlar. Benim şeyim o. Yani üretici, yani köyde saygı duyuyorum ama bir çıksın görsün. Ha bu fabrikada ne yapılıyor? Ya burada neler var? Bu yağın bir faydası neymiş? Hocalarımız anlatacak. Bu zeytinyağının faydası nedir? Zeytinyağı nelere iyi geliyor? Ya bunları dinlemeleri, bunları görmelerini istiyorum. Tabii ki sadece üreticiler değil. Tabii halkımız. Katılacak olan vatandaşlar da öyle. Tabii. Gerçek zeytinyağını orada tadabilirler. İşte. Ne yemeleri gerektiğini öğrenebilirler. Yani daha önce yedikleri diyecek ki belki bu asidi ne kadar yüksekse şimdi bu farklı bir yağ diyecek. Ya tatsınlar. Aradaki farkı onlar söylesin. Ben bir şey demiyorum. Yani dolu dolu iki günümüz var. Lütfen katılım. Ben bunu istiyorum. Yani halkımız burada artık her şeye sahip çıkmalı. Bu Minas için yapılıyor. Yani ille zeytinyağcı olmak diye bir şey yok. Üretici gelsin. Burada çeşitli ürünler var. Yemekler var. Yani aklınıza ne gelebilecek? Orada her türlü aktivite var. Ya en basitinden hafta sonu çok güzel geçirebileceğiniz gerçekten aynen. Muhteşem bir etkinlik. Kesinlikle. Yani buraya davet ediyoruz. Herkesin katılımını istiyorum. İstiyoruz daha doğrusu yani. Biz de mutlu oluruz. Standları ziyaret etsinler, anlatılanları dinlensinler, hocaları dinlensinler. İyi bir yağ, iyi bir kalite nedir? Ya bu çok önemli bir sempozyum mu diyeyim, birliktelik diyeyim. Nasıl değerlendirirseniz yani. Evet, programımızın sonuna geldik. Sayın Reşit Özer, Milas Ticaret ve Sanayi Odası olarak yaptığınız çalışmalar ve yarın başlayacak 10. Milas Zeytin Hasat Şenliği hakkında paylaştığınız değerli bilgiler için size çok ama çok teşekkür ediyoruz. Bugün dinleyicilerimiz için hem Milas ekonomisi hem de festivalle ilgili oldukça faydalı bir sohbet oldu bizler için. Umarız şenlik üreticilerimiz için verimli geçer ve bölge ekonomisine katkı sağlar. Radyo Gözlem olarak bizler de yarın başlayacak olan 10. Milas Zeytin Hasat Şenliği'nde sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız Radyo Gözlem takipçileri. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Radyo Gözlem'den ayrılmayın.